aç girdiği bir evi düşünebiliyor musunuz? Bir annenin çektiği ızdırabı düşünebiliyor musunuz? Bir evde anne, baba ve büyük evladı işsizse o evin dramını düşünebiliyor musunuz? Sosyal devlet dediğiniz devlet bu ailenin direncini güçlendirmek ve ailenin yaşadığı dramı, sonlandırmak zorundadır. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgeye fazla gelmedi, onun farkındayım. CHP'nin Diyarbakır'da fazla oyu yok, onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık. Çayınızı, kahvenizi içmedik, sofranıza oturmadık. Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik. Niye bize oy vermiyorlar? Oy istiyorsan gideceksin. Vatandaşın derdini dinleyeceksin. Sofrasına oturacaksın. Çayını içeceksin. Derdini dinleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben sizin dertlerinizi çözmeye talibim. Buraya geldim. Sizin dertlerinize talibim. Sizin dertlerinizi çözeceğim. Beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Huzur içinde bunları sağlayacağız. Efendim Diyarbakır il başkanımız bir kadın. Kadınların bu bölgede ne kadar önemli olduğunu, ne kadar siyasete ne kadar önem verdiklerini ve dolayısıyla ülkenin sorunlarının çözülmesi için de kadınların ne kadar aktif çalıştıklarını da çok iyi biliyorum. Bu sabah ilk kahvaltımı bir grup kadın önderiyle beraber yaptım. Onu da ifade edeyim. Diyarbakırlı kadın önderiyle beraber yaptım. Başkanımız kürsüye çıkarken heyecanlıyım dedi. Heyecan güzel şeydir. Hepimiz heyecanlı olmalıyız. Heyecanla gelecek güzel günleri beklemeliyiz. Ve onu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Birlikte huzur içinde yapacağız. Hiç meraklanmayın. Az kaldı. Emin olun az kaldı. Ve inanın geliyor, gelmekte olan. Ve geleceğiz. Gençler, size de iki lafım var. İki lafım var size de. Ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç işsizlikten yakınıyorsa oyunun rengini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç bu memlekette huzur istiyorsa oyunun rengini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç evlerde huzur olsun diyorsa oyunun rengini değiştirecek. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecekler ve ilk kez bir siyasi partiye oy verecekler. Dolayısıyla benim umudum ve beklentim gençlerden demokrasinin gerçek güvencesi sizler olacaksınız. Dolayısıyla biz gençlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği gençlere emanettir. Size emanettir. Ben sadece sizin beklentilerinizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim. Belki görünürde ben görünüyorum ama aslında bu işin ana aktörleri sizlersiniz. Alacaksınız Türkiye'yi 21. yüzyılın güçlü ülkesi haline getireceksiniz. Sadece burada mı? Hayır. Bütün bölgede huzuru sağlayacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Çatışmadan kaçınacağız. Ve beraber bütün bölge olarak, Orta Doğu kastediyorum, bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. O bölgelerde de huzur olsun istiyoruz. Oralarda yaşayan insanlar da huzur içinde yaşasın istiyoruz. Bütün komşularımız da barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Efendim hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılan siz değerli kardeşlerime de yürekten teşekkür ederim. Önemli bir adım atıyoruz, bunun da farkındayım. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisi olma yolunda
önemli adımlar atıyor. Rahmetli Ecevit ne diyordu? Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen. Aynısını yapacağız. Ne ezen olacak ne ezilen olacak. İnsanca hakça bir düzeni beraber yapacağız. Beraber hayata geçireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Zahmet edip geldiniz. Ama unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak bir sorumluluk üstlenmek demektir. Barışı her yerde seslendireceksiniz. Dostluğu her yerde seslendireceksiniz. Güçlülüğü yenme azmini her yerde göstereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partili olmanın böyle bir sorumluluğu var. Ve yeni kadrolarla, gençlerle, kadınlarla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah aydınlık, parlak Türkiye'yi yeniden inşa etmek üzere. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Efendim izin verirseniz şimdi rozetlerini takacağımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni katılan yol arkadaşlarımızı çağıracağım. Öncelikle Veysel Şakar'ı buraya davet ediyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Veysel Bey'e rozetini takacak. Sevgili İl Başkanım, sizi buraya alabilir miyim lütfen? İl Başkanımızı bekliyoruz. Hikmet Kaya'yı bekliyoruz. Ben yavaş yavaş isimlerini okuyayım. Onlar gelsinler, olur mu? Hikmet Bey geliyor. Hikmet Bey'den sonra Selçuk Çelik'i buraya davet etmek isterim. Musa Büyükan, hemen arkasından bir kadın parti üyemizi davet edeceğim. Nilay Akay Güzel. Serhat Şen Yiğit'i buraya davet ediyoruz. Sayın Ramazan Malkoç'u buraya davet ediyorum. Sayın Zuhal Oruç. Sayın Fevza Serçe. Fevza Hanım geliyor. Sayın Sevim Engin. Sayın Arzu Taşkıran. Sayın Mustafa Kurtekin. Sayın Nursiyet Baştaş. Sayın Memduh Ay. Sayın Saime Süleymanoğlu. Sayın Şükrü Özaydın. Sayın Amine Topsak. Sayın Mustafa Güzel. Sayın Ozan Eğilli. Sayın Abdullah Korkmaz. Sayın
Sayın Salih Kızılkan, müziği açabilirsiniz arkadaşlar. Sayın Hatice Arslan. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne toplamda 1300 yeni yol arkadaşımız katılıyor. 1300 yol arkadaşımıza temsilen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 50 arkadaşımıza rozet takacak. Ben davet etmeye devam edeceğim. Sayın Hatice Arslan, Sayın Songül Aztuzcu, Sayın Ali Yeşil, Sayın Doğan Kayıkçı, Sayın Ömer Eraslan, Sayın Hira Bal, Sayın